Evet arkadaşlar, sesim geliyor mu? Katılan varsa sohbetten sesim geliyorsa sohbetten yazabilirseniz çok iyi olur. Evet, bugün bir tanıtım dersimiz olacak. Şu an saatimiz kaç vakit geldi herhalde? Evet, saat 9, 8.59. Şu an sesim geliyor mu arkadaşlar? Eğer varsa birileri burada. 4 kişiyiz. Bir sistem yöneticimiz Mete Bey var, bir ben varım, bir de 2 kişi var. Hocam eyvallah, siz geliyor dediniz. Teşekkür ettik. Şimdi tabii diğer arkadaşlar da bir katılım olur mu? Artık yani şu sınavda bitse, değil mi? Yani yeni bir sınav hazırlığına başlasak çok daha isabetli olacak. Instagram'da öğrenciler var. Oo, çok güzel. Varsa süper. Ya belki buradan yani katılım olursa diye söyledim hocam. O zaman ben başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, işte bizden dinle öğabeti biyoloji. Biyoloji bir sevda olayıdır. Bunu unutmayın. Yani biyoloji çok güzel bir branş. Geleceğinizin işi bu. Nihayetinde hepiniz ileride öğretmen olacaksınız inşallah. O yüzden branşımızı çok seviyoruz. Sloganımız bizim bu. Branşımızı seviyoruz. Şimdi ÖABT biyolojide artık sona geldik. Sınav çok yakında olacak. Yine bir tekrar yapıyoruz. Yani tek uzamın böyle bir güzelliği oldu. Sınav ötelendi. İşimiz bitti demedi. Bir tekrar sürecine girdi. Şimdi bu tekrarı bir 27 soruluk bir tekrarın, hızlandırma tekrarın tekrar bir tanıtım dersindeyiz. Yani ortalama 27 sorumuz olacak. Böyle biyolojiyi böyle bir tarayacağız gibi bir şey olacak bu. Şimdi bu tekrarda işte ne gibi sorular gelebilir? Sınavda çıkmış sorular yani ne sorar, nasıl soru tipleri olur? Biraz onlardan bahsedelim. Evet, birinci sorumuzla başladık. Şu kalem işaretini de alayım ben. Şimdi bakın, nişasta ve glikojen ile ilgili olarak hangileri ortak söylenebilir soru tipleri geldiğinde karşımıza sorulara bir bakmamız lazım. Şimdi nişasta ve glikojen gibi moleküller alfa 1-4 glikozit bağ ile bağlanıyor arkadaşlar. Yani bu alfa 1-4 glikozit bağ ile bağlanma ileride bu nişasta glikojen gibi moleküllerin küresel yapıya sahip olmasına vesile olacak. Yani dallanma sürecine sokacak. Bu doğrudur diyoruz. İnsan sindirim sisteminde aynı enzimlerle hidrolize olur. Evet, amilaz enzimiyle başlayacak. İşte dekstrinaz enzimi ve maltaz enzimiyle sonlanacak. İnsandaki sindirimleri ağızda tamamlanır diyor. Ağızda başlar da ağızda tamamlanmıyor. Ne yapıyor? İnce bağırsağa kadar devam eden bir süreci var bunun. Sentezlenmeleri, bu önemli bir cümle şimdi. Hücre içi ozmatik basıncı azaltıcı yönde etki eder diyor. Şimdi ozmatik basıncın ne olduğunu bir hatırlamamız lazım. Neydi ozmatik basınç? Ozmatik basınç maddelerin, monomer maddelerin, bazı monomer maddeler ya da mineraller gibi yapılar suyu kendine çekebilme kabiliyetine sahip. O zaman nişasta ve glikojenin monomeri olan glikoz molekülü, bakın monomer bir madde olması ve hidrofilik olması sebebiyle, bakın hidrofiliktir, suyu sever. Suyu sevdiği için suyu kendi etrafına toplamaya çalışır. Buna biz ozmatik basınç deriz. Yani ozmatik basınç hücrenin dışarıdaki suyun içeriye girme basıncı. O zaman dışarıdaki su içeriye girebilmesi için içeride bir basıncın dışarıdaki suyu kendine çekmesi lazım. İşte bu basınca biz ozmatik basınç diyoruz. Şimdi nişasta ve glikojen sentezlenirse bu sefer binlerce glikoz yan yana gelerek nişasta ya da glikojene dönüşürse nişasta ve glikojen gibi moleküllerin suyu kendine çekme, hidrofilik olma özelliği ya yoktur ya çok azdır. Yani bu da nedir? Ozmatik basınç değerinin çok çok düşeceği anlamı taşır. O zaman buradan da sentezlenmeleri hücre içi ozmatik basıncı azaltıcı yönde etki eder. Doğru cümle. O zaman bizim doğru cevabımız E şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuzun doğru cevabı bu. İkinci sorumuza bakarsak, ikinci sorumuzda da bakın arkadaşlar, hücre zarlarından aktif taşıma ile içeriye madde alınması ve dışarıya madde atılması ile ilgili olarak hangisi söylenemez derse, şimdi aktif taşıma taşıyıcı proteinler, bakın taşıyıcı proteinler ve doğal olarak
burada görev alacak enzimlerin varlığına ihtiyacımız var. Şimdi taşıyıcı protein ve enzimler kullanılırsa burada aktif taşımadan bahsedebiliyoruz. Ve aktif taşıma moleküllerin az yondan çok yoğuna geçiş süreci. Şimdi ama bu aktif taşımada fosfolipid denilen molekülleri kullanmayız. Çünkü fosfolipid hücre zarında basit difüzyona bizi iter. Fosfolipid yağ ve yağ türevli maddelerin geçişiyle alakalıdır. O zaman bizim doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Maddenin taşınması zarın fosfolipid molekülleriyle gerçekleşir cümlesi yanlış. Taşıyıcı protein ve enzimler olacak. Aynı anda iki farklı madde taşınabilir. Madde derişimleri zıt yönde etki edebilir. Mümkündür. Taşınan maddenin hücre içi derişimi ortama göre değişikliğe uğrar. Azdan çoğa doğru geçtikçe ne olacak? Değişikliğe uğrayacak. Taşıyıcı proteinlerin konformasyonunda 3 boyut yapısında geçici değişimler olacak. Çünkü maddeyi alacak, içeri yatacak, şekilsel bir değişikliğe sebebiyet verecek. O zaman bizim doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Üçüncü sorumuza bakarsak, bakın bir hücre yağ, fosfolipid ve steroid madde sentezliyorsa bunu hangi organelde yapar sorusunun cevabı bilindik bir soru tipi. Düz endoplazmik retikulum diyeceğiz. Şimdi bakın burada ribozomun görevi ne? Protein sentezi mi? Protein sentezi. Granüle ERN'in görevi ne? Sentezlenen proteinin sekonder, tersiyer, kuaternler yapı formatına dönüşmesi granüle ERN'de gerçekleşiyor. Ve granüle ERN'de burada bir paketleme süreci, yani o şekilsel bir hale alma süreci kendini göstermiş oluyor. Düz endoplazmik retikulum ne yapıyor? Düz endoplazmik retikulum da şunu yapıyor arkadaşlar. İşte yukarıdaki cümleyi gerçekleştiriyor. Yani ne yapıyor? Bir hücre yağ, fosfolipid, steroid madde sentezi için özelleşmiş olan bu organelde gerçekleştiriyor. O zaman düz endoplazmik retikulum eşeysel hormonları sentezleyebiliyor. Evet, fosfolipid tabakasını, hücre zarının fosfolipid tabakasını ne yapabiliyor? Sentezleyebiliyor. İşte kolesteroldür, steroid yapılı maddelerdir. Düz endoplazmik retikulumda sentezi gerçekleşir diyoruz. Mitokondri oksijenli solunumun olduğu yer, yani hücresel solunumun gerçekleştiği yer. Hücresel solunum ATP'yi biz burada sentezliyoruz. Lizozomda ne yapıyor? Sindirici enzimler var. Hücre içi sindirimi sağlıyor. Hücre içi sindirimi sağlayan bir organeldir diyoruz. Evet, doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Dördüncü sorumuza bakarsak, bakın aşağıdaki özelliklerden hangisi kapalı tohumlu bitkilerin özelliği değildir dediğinde, bakın kapalı tohumlu bitkilerin kendine ait bazı özellikleri var. Bu özellikleri bilirsek bu tarz soru tiplerini hiçbir şekilde kaçırmayız. Bu özellikleri ben şuraya şöyle sıralamaya çalışıyorum. 1. Çiçekli bitkiler. 2. Meyve oluştururlar. 3. Tohum taslağı ovaryum tarafından kapalı. Yani ovaryum var. Kapalı tohumlu bitki dememizin nedeni bu. Bakın bu kapalı tohumlu bitkilerde trakeit ve trake var. Trake var. Yine kapalı tohumlu bitkilerde arkadaş hücreleri var ve yine kapalı tohumlu bitkilerde çift döllenme var. Çift döllenme kendini gösteriyor. Şimdi bu bilgileri böyle bir kenara yazarsanız, bu cümleleri duyduğunuz anda bu kapalı tohumlu bitkidir diyorsunuz. Diğer bitkilerde bu özellikler yok. Bu kapalı tohumlu bitkilerin sinapomorfisidir. Yani türe özgü özelliklerdir. Şimdi buradan yola çıkarak tohum taslağı meyve yaprağı, yani ovaryum tarafından tamamen örtülmüştür bu kapalı tohumlu bitkinin özelliği. Bu gruptaki bitkiler meyve yapmaz. Hayır, meyve verir. Meyve yapmaz bitkilerin özelliği değildir diyor. Bunu alacağız. Bu grupta çok sayıda osu ve odunsu bitki vardır. Doğrudur. Bakın bu da kapalı tohumlu bitkilerin özelliği. Osu ve odunsu bitkiyi görüyoruz. Odun dokusunda trakit bulunmaz. Hayır, trake var. Özelliği değildir dediği için bunu alıyorum. İletim dokusunda arkadaş hücresi bulunmaz diyor. Arkadaş hücreleri var. Bulunmaz cümlesini de alıyorum. Çünkü değildir bana sorduğu için ve olumsuz soruyor bana. O yüzden buradaki soru cümlesinin kökünü iyi anlamamız lazım. Doğru cevabımız Bursa'dır diyoruz. Beşinci sorumuza bakarsak yine bir sınıflandırma sorusu. Bakın burada da öğretmenimiz
sizden kordalı, öğretmenimiz sizden kordalı hayvan gruplarını sınıflandırmasını istiyorsa, kordalı vertebrato grubu bunun içerisinde yer alıyor. Hangisi daha az tür sayısı olarak daha az olacaktır? Yani daha dar kapsamlı olacaktır. Şimdi çekirdek içermeyen olgun al yuvaları olan memeli canlıların, memelilerin tamamı bunu alabiliyorum. Ama embriyosu plasenta aracılığıyla olduğu zaman memelilerin alt versiyonu aplasentalı canlılar diyorum. Plasentalı canlılar. Şimdi memelilerde sadece plasentalı canlılar yok. Gagalı memeliler var, keseli memeliler var. O zaman burada memelilerin tamam %90'lık kısmını plasentalı canlılar oluşturuyor ama gagalı ve keseli memeli grubu da var. O yüzden A, B'ye nazaran daha geniş kapsam. B daha dar. Embriyonik franjiyel yarıklara sahip olma bu bütün kordalılarda kendini gösteriyor. Ekstra embriyonik zarlı yapıya sahip olma, zarlı yumurtaya sahip olma. Biz bunları ne diyoruz? Amniyotik canlılar diyoruz. Amniyotik yumurtalı canlılar. Yani sürüngenler, kuşlar, memeliler bu grubun içerisinde. Omurga sütununa sahip olanlar da vertebrata grubun içerisinde görüyoruz. O zaman en dar kapsamlıyı B olarak ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Alabiliyoruz. Yani B olarak bunu alabiliriz. Şimdi şurada şimdi hocam arkadaşlar bana şimdi yazıyor. Giremediklerini söylüyorlar Mete hocam. Arkadaşlar nasıl girebilirler? Şimdi ben buradan da yazıyorum. İlgileneceğinizi söylüyorum şimdi. Evet şu an Mete hocam WhatsApp grubundan bizim arkadaşlar bana yazdı şimdi giremediklerini söylediler de nasıl girecekler, nasıl yapacaklar? Herhalde o konuda bizim arkadaşlar girememişler. Biraz beklesek mi acaba? Evet, şimdi ben kaldığım yerden devam ediyorum. Ben devam ediyorum o zaman. Evet, şimdi 5. sorumuzun cevabı da böyle arkadaşlar. Devam edeyim ben. 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuzda da mitoz ile mayozun karşılaştırılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir diyor. Mitoz ile mayozun karşılaştırılması ile ilgili olarak hangisi doğru değildir? Şimdi burada da bakın mitoz mayoz bölünmeye baktığımız zaman tetrat oluşumu yalnızca mayoz sırasında gözlenir. Tetrat oluşumu yalnızca mitoz ve mayoz 2'den önce DNA replikasyonu olur. Şimdi bakın doğru değildir soruyor ya bize. Mitozda DNA replikasyonu var. Mayoz 2'den önce DNA replikasyonu diyor. Mayoz 2'den önce değil. Mayoz 1'de kendini gösterecek. Yani buraya baktığımız zaman tetrat oluşumu evet mayozda doğrudur. Mitoz mayoz sonucunda oluşan hücrelerin toplam DNA miktarları efendime söyleyeyim hangisi doğru değildir diyor karşılaştırmasında. Baktığımız zaman mitozun anafaz ve mayozun anafaz iki evresinde sentromerler bölünür. Evet, mayozun anafaz iki evresi aynı mitoz gibidir. Kardeş kromatitlerin ayrılma süreci var. Mayoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı haploidtir. Evet, haploidtir diyoruz. Doğrudur diyoruz. Mitoz ve mayoz sonucunda oluşan hücrelerdeki toplam DNA miktarı eşittir. Evet, yani mitoz 2N'dir. Mayozda sonucunda 4 hücre oluşur. Her bir hücre yarı grubu oluşturacak. Toplarsanız 2N'lik bir DNA miktarını göreceksiniz. Ama B'ye baktığımız zaman yalnızca mitoz ve mayoz 2'den önce DNA replikasyonu olur derse yanlış mayoz 2'den önce değil mayoz 1'de yani daha olayın başlangıcında DNA replikasyonu olacak. Bunu da böylece söylemiş olalım. Yedinci sorumuza bakarsak yedinci soru bir kalıtım sorusu. Kalıtım sorusuna baktığımız zaman bakın bu soruyu özellikle koydum ki çeşitlendirme olsun diye. Bakın dört aşamalı bir soru tipi var burada. Otozomal kromozomlarda taşınan çekinik alel olabilir. Otozomal kromozomlarda taşınan baskın alel olabilir.
X kromozomunda taşınan çekinik alel olabilir, X kromozomunda taşınan baskın alel olabilir. Şimdi buradan yola çıkarak taşınma biçimlerinden hangileriyle gerçekleşebilir dediğinde tek tek koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın, otozomal kromozomlarda taşınan çekinik alel dediğinde, çekinik alel dediğinde bu taralanmış olan yerlere bakın küçük a küçük a yerleştiriyorum. Çekinik dediği için. Her birine küçük a küçük a koyuyorum. Her birine küçük a küçük a koyuyorum. Şimdi bu küçük a'ları koyduktan sonra taralı olmayanlar ne olacak? Ya büyük A büyük A olacak ya da büyük A küçük A olacak. Şimdi ben buraya büyük A büyük A yazamam çünkü küçük A'ların gelmesi lazım. O zaman diyorum ki buraya büyük A büyük A yazamam ama büyük A küçük A yazabilirim. Küçük A küçük A buradan gelebiliyor. Bakın görüyorsunuz ve buraya büyük A küçük A'lar gelecek demektir. Şimdi buralara da büyük A küçük A gelecek demektir. Çünkü buradan bir büyük A, buradan bir küçük A, büyük A küçük A. Şuradan bir küçük a, buradan bir küçük a, küçük a, küçük a'yı veriyor. O zaman diyorum ki bir nolu cümle benim için geçerlidir. Geçerliliği var, çekinik alel olabilir diyorum. Şimdi burayı ne yapıyorum ben? Doğal olarak bir doğruyu verdiği için siliyorum. Şimdi geliyorum ikinci öncülüme. İkinci öncülüme bakıyorum. Şimdi ikinci öncüle baktığımız zaman otozomlarda taşınan baskın alel olabilir mi? Eğer baskınsa bu taralanmış yere ya büyük A büyük A ya büyük A küçük A yazıyorum. Taralanmamışlara bu sefer küçük A küçük A yazıyorum. Bakın hepsine küçük A, taralanmamış olanlara küçük A küçük A'yı koydum. Şimdi küçük A küçük A'yı koyduğuma göre o zaman diyorum ki buradan bir büyük A küçük A, buradan bir büyük A küçük A gelebilir. Burası büyük A küçük A ise buraya büyük A küçük A, buraya büyük A küçük A gelebilir. Bakın burada da herhangi bir anormal durum yok. Bu da olabilirliği var. O zaman diyorum ki iki nolu yapı da benim için geçerlidir diyorum. Şimdi burayı da siliyorum. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Üç nolu yapıya. Şimdi X kromozomunda taşınan çekinik alel diyor. Bakın X kromozomunda taşınan çekinik alel olabilir mi? Hemen bakıyorum şimdi. Burası hasta olduğuna göre X küçük R'ye olsun. Burası X küçük R, X küçük R olsun. Bakın dişi bir çocuğun hasta olması erkek bireyin de babanın da hasta olmasını sağlar. Ama erkek birey X küçük R değil olsaydı taralı olurdu. O zaman diyorum ki bu gerçekleşmez. Bu olmaz diyorum. Bunu ne yaptım? Hop siliyorum. Şimdi bu olmadığını gördüm. Peki X kromozomunda taşınan baskın alel olabilir mi? Şimdi ona bakıyorum. Baskın alel. Eğer bu baskın karakterse hasta olan birey, o zaman burası X büyük R, X büyük R olmak zorunda. E baskın karakterse o zaman babanın da hasta olması lazım. Ama baba hasta değil. O zaman bu da olmaz diyorum. Ve benim doğru cevabım A şıkkıdır diyorum. Evet 8. sorumuza bakarsak 8. sorumuzda da dişi ve erkeklerin eşit sayıda olduğu 10.000 kişilik bir grup var. Bakın 10.000 ya 5.000'i dişidir diyorum. 5.000'i de erkektir diyorum. Bakın dişi ve erkek olarak karşımıza çıkıyor. Bu erkek birey, bu da dişi birey olarak karşımıza çıksın. Şimdi baskın frekans 0.8 ise yani P 0.8 ise Q'muz nedir? 0.2'dir diyorum. Şimdi bana neyi soruyor? Bu kalıtsal özellik bakımından çekinik fenotipe sahip bireylerin oranını soruyor. Birey oranını soruyor. Bu frekans oranı, bu birey oranı. Şimdi birey oranını yapabilmem için hatırlayın P kare artı 2P Q artı Q kare formülümüzden 1. Bu formül bireysel oranı verir. Q kare benimi ilgilendiriyor. 0.2'nin karesi demek 0.04 demek. Şimdi bu dişi bu erkek. Dişi X kromozomunda taşınan baskın alel olduğuna göre dişinin bu hastalığı taşıyabilmesi için X küçük R, X küçük R gibi bir çekinik gen olması lazım. Erkeğin bu hastalığı taşıyabilmesi için sadece bir tane küçük çekinik genin X üzerinde olması yeterli. Çünkü iki tane X'i yok bunun. O zaman diyorum ki 5000 birey varsa X küçük R, X küçük R her bir X küçük R 0.2'yi verdiğine göre 0.2 çarpı 0.2 0.04 buradan dişi bireylerin sayısına baktığım zaman şunları götürürsem 200 buradan geliyor. Şimdi erkeğe bakıyorum. Erkek 5000 çarpı 0.2 diyorum. Çünkü sadece bir tane X'i var. O zaman buradan da ne oluyor? 1000 birey oluyor. Toplam 1200 birey oluyyor. 10.000 %100 ise 1200 de %12'dir diyorum. Doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Şimdi 9. sorumuza bakarsak 9. sorumuzda da
Dokuzuncu sorumuzda da. Evet, şimdi diğer arkadaşlarımız katılamadı. O da şimdi hakikaten şey oldum, üzüldüm yani. Şimdi dokuzuncu sorumuzda da nükleik asitlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Yanlıştıra bakıyoruz. Bakın yanlışı bulacağız. Ökaryotik bir hücrenin çekirdeğinde iki çeşit nükleik asit bulunur diyor. Burada şu bilgiyi de böyle ekstra içerisine koymak istedim. Bakın burada HPT'yi görüyorsunuz. Şimdi tekozimin kendi şablonu var. Bir de onun üzerinde HPT görüyorsunuz. HPT benim şahsıma ait soruların olduğunun göstergesidir. HPT de bizim kendi ismimiz, soy ismimizin birleşmiş halidir. Biz de kendimize özgü böyle bir şablon oluşturduk. Şimdi nükleik asitlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Yanlışı buluyoruz. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde iki çeşit nükleik asit bulunur diyor. İki çeşit nükleik asit var mı? Var. Bu iki çeşit nükleik asit nedir dersen DNA, RNA'dır diyorum. Şimdi geldim. Prokaryotik bir hücrenin sitoplazmasında 8 çeşit nükleotit vardır diyor. Şimdi 8 çeşit nükleotit nasıl olur? 4 çeşidi DNA'dan gelir, DNA'dan gelir. 4 çeşit de RNA'dan gelir arkadaşlar. RNA'dan gelir. Şimdi 4 çeşit DNA'dan gelen adenin nükleotidi, guanin, sitozin, timin nükleotidi 4 çeşit. RNA'dan da 4 çeşit gelir, toplam 8 çeşit. Bakın organik bazla DNA ve RNA'daki nükleotit kelimelerini karıştırmayacaksınız. O önemli. Ökaryot bir hücrenin çekirdeğinde 4 çeşit nükleotit var derse, şimdi ökaryot bir hücreyi düşünün. Hücrenin çekirdeğin içerisinde DNA molekülü var. DNA'dan da mRNA sentezlendiğini biliyoruz. Şimdi DNA'dan mRNA sentezi neyin içerisinde gerçekleşiyor? Çekirdeğin içerisinde. DNA'da 4 çeşit, RNA'da da 4 çeşit olduğuna göre aslında ben 8 çeşidi nerede görüyorum? Ökaryotik hücrede çekirdeğin içerisinde görüyorum. 4 çeşit değil, 8 çeşittir diyorum. O zaman bu benim yanlışım oluyor. Ökaryotik ve prokaryotik hücrelerde 5 çeşit organik baz var. Adenin, guanin, sitozin, timin, urasil. 5 çeşit organik baz var. Tekrarlamakta fayda var. Bu 5 çeşit organik baz DNA'da nasıl 4 çeşit nükleotit oluyor? Adenine deoksiriboz şekeri ve fosfat bağlanıyor. Adenin nükleotidi bir çeşit. Guanine deoksiriboz şekeri fosfat bağlanıyor. Bu guanin nükleotidi oluyor iki çeşit. Adenin, guanin, sitozin, timin nükleotidi böyle dört çeşit oluyor. Peki hocam RNA'da nasıl olacak? RNA'da da adenin nükleotidine deoksiriboz şekeri bağlanmıyor. Riboz şekeri bağlanıyor. İşte bu riboz şekeri RNA'ya özgü, deoksiriboz şekeri DNA'ya özgü. O zaman adenin nükleotiti bu sefer ribozdan dolayı RNA'ya ait oluyor. Adenin, guanin, sitozin, urasil de buradan da 4 çeşit geliyor. Toplam 8 çeşit oluyor diyoruz. Ve o zaman bizim doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Bizim doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz. 10. sorumuza bakalım. İnsan hangileri mitokondride gerçekleşir diyor. Bakın mitokondride gerçekleşen olaylar. Mitokondri sadece hücresel solunumun gerçekleştiği yer değildir. Aynı zamanda dönüşümün de olduğu yerdir. Yani yeri gelir yağ asitlerini oksijenle solunuma katarız. Yeri gelir glikoz oksijenle solunuma katarız. Yeri gelir amino asit oksijenle solunuma katarız. Yeri gelir amino asiti kendi arasında devir daim yaptırırız. Çünkü 12 çeşit amino asit sentezleyebiliyoruz. Bunun sentezini gerçekleştirebiliriz. O zaman bazı amino asit öncüllerinin sentezlenmesi olabilir. Depolanmış glikojen yıkımı burada olmaz arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir molekül mitokondri içerisine girmez. Yağ asitlerinin beta oksidasyonunda burada olur. Yağ asitleri uzun karbon zincirlerinden oluşuyor. Bunu biz iki karbonlu hale getirmemiz lazım. Buna biz beta oksidasyon diyoruz. Bu olay mitokondrin içerisinde gerçekleşir. Buradan da iki karbonlu yapı asetil-CoA ile bağlantı kurar. Yani yağ asitleri oksijenli solunuma katılır mı? Katılır. Hangi kademeden girer derse işte asetil-CoA kademesi Krebs çemberinden önceki kademe buradan giriş yapacak demektir. Hangileri mitokondride gerçekleşir derse Diyarbakır 1 ve 3'tür diyoruz. 11. sorumuza bakalım. Hangileri yeşil bitkilerin stromasında gerçekleşir diyor. Stroma, kloroplas organelinde iki hat var. Grana ve stroma diye. Kloroplas organelinde grana ve stroma dediğimiz bu iki hat üzerinden hareket ediyorum. Grana aydınlık evre, aydınlık evre. Stroma karanlık evre olarak karşımıza çıkıyor. Aydınlık karanlık diye. Şimdi aydınlık evrede işte ışık kullanılıyor, fotoliz gerçekleşiyor. Yani su ışık karşısında parçalanıyor, oksijen açığa çıkıyor. Karanlık evrede ise aydınlık evrede ATP üretiliyor. Karanlık evrede ise
karbondioksit kullanılıyor, ATP harcanıyor filan. Şimdi yeşil bitkilerin sıtır olmasında gerçekleşir diyor ya, bakın şimdi dikkatlice bakalım. ATP sentezinin gerçekleştiği alan aydınlık evre. Oksijen sentezi aydınlık evre. NADH2 kullanımı. Bakın fotosentezde ne yeşil bitkinin sıtır olmasında gerçekleşir diyor. Burada NADP olacak bu arkadaşlar. Yanlış yazmışız. NADPH2 kullanımı diyor. NADPH2 kullanımı, bakın NADP'den NADPH2'nin üretimi, yani NADP'nin indirgenmesi aydınlık evre, NADPH2'den NADP'nin oluşumu karanlık evre. O zaman NADPH2 kullanımı diyebiliriz. Karbonhidrat sentezi, evet, karanlık evrede, yani sutromada karbonhidrat sentezi yapıyoruz ve karbondioksitin kullanımı da burada. O zaman biz 3, 4 ve 5 üzerinden ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Evet, 12. sorumuza bakarsak. Yaprağın anatomik yapısı yanda gösterilmiş. Numaralı yerler için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlışa baktığımız zaman bakın, yaprağın anatomik yapısı bu. Çok da güzel bir şekil. Bakın bu şekli bir anlamaya çalışalım. Yaprağın üst kademesindeki şu kalın tabaka kütüphila tabakası. Şu gördüğünüz gibi üst epidermis. Alttaki palizat parenkiması. Palizat parenkiması. Yani fotosentez yapan bir hücre. Mezofil tabakası diyoruz buraya. Şu kısilemse bakın bu da nedir? Foliyemdir. Yaprağa dikkat edin. Yaprağın iletim dokusunda üstte duran kısilem, altta duran foliyemdir diyoruz. Şu gördüğünüz sünger parenkimasıdır. Sünger parenkiması da hava boşlukları var. Dikkat edin, bu da fotosentez yapar ama asli görevi gaz depolamaktır. Şu da stomadır. Stomada arkadaşlar gaz alışverişini gerçekleştirir. Atmosferle yaprak içerisindeki gaz alışverişinin kapısı stomadır. Yaprağın içerisinde gazı depolayan sünger parenkimasıdır. Aynı zamanda fotosentez yapar. Palizatın asli görevi fotosentez yapmaktır. Kütüphilanın görevi de suyu kaybetmemektir. Koruyucu özelliğe sahiptir. Şimdi hangisi yanlıştır? Bir numaralı kısım yaprağın su kaybını engeller. Doğrudur diyorum. İki numaralı kısımda hücreler özümleme parenkiması hücrelerinden olup, evet, palizat sünger bir özümleme parenkiması, bölünebilme özelliklerine sahiptir derse yanlış bir cümle. Sebep şu: yaprakta hiçbir hücre bölünme yeteneğine sahip değil. Ne zaman bölünme yeteneği kazanır? Parenkima hücreleri, bakın parenkima hücreleri hormonların etkisiyle bölünme yeteneği kazanır. Normal standartlarda bu hücreler bölünemez. Burada gördüğünüz hiçbir hücre bölünmez. 5 numaralı hücrelerin amacı gaz alışverişi ortam hazırlamak. 3 numaralı bitkide besin maddeleri başka bölgelere taşınır. 3 numaralı foliyem, soymuk buraları, besinleri başka yere taşıyacak. 4 numaralı hücrelerin yapraktaki konumlanması 1 numaralı kısmın kalınlığına bağlıdır. Evet, kütüphila kalın ise stoma yaprağın derinlerinde, kütüphila ince ise stoma yaprağın üst yüzeylerinde kendini gösterebilir diyebiliriz. 13. sorumuza bakalım. Bitkilerde maddelerin kısa mesafeli taşınımında hangisiyle adlandırılır diyor. Bakın burada da hücreler arasında plazmodezmlerin yardımıyla bazı maddelerin geçmesi. Bakın plazmodezm demek hücreden hücreye geçiş demek. Hücreden hücreye geçiş. Yani burada şurada iki hücre arasında bir köprü kuruluyor. Bu köprüden geçiş sağlanıyor. Su ve suda çözülmüş maddelerin herhangi bir zarı geçmek için yalnız hücre çeperlerinden geçişi. Bu hücre çeperlerinden geçişi hücre zarıyla hiç bağlantı kurmadan direkt şuradan geçiyor bakın. Bir de bazı maddeler bir hücreden diğerini çeper ve plazma zarlarından geçerek taşınması. Plazma zarları ve çepere dokunarak geçiyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Trans, yani bu geçiş sürecine ne diyeceğiz biz? Transmembran geçiş diyeceğiz. O zaman bakın, plazma zarına dokunarak geçiyorsa bu transmembran geçiş. Transmembran geçiş. Bakın transmembran demek, membran demek zar demek. Trans geçiş demek zara dokunarak geçme. Bu kelime sizin hafızanızın bir köşesinde dursun. Şıkları yaparken fayda sağlar. Transmembran geçiş olacak. O zaman bakın ilk 3 şık gitti zaten. Şimdi su ve suda çözülmüş maddelerin herhangi bir zarı geçmeksizin yalnız çeperden geçişi, yalnız çeperden geçişi apoplaz, yani cansız ortam. Eğer canlıya da dokunarak geçecekse bu da simplaz dediğimiz olay. Doğru cevap C şıkkıdır diyoruz. 14. soru. Hangisi karada yaşayan bitkilerin ortak özelliğidir diyor. Ortak özelliğidir. Tohuma sahip olma, kara yosunları tohumsuz. İletim demetine sahip olmak, kara yosunları, iletim demeti yok.
Döl almışına sahip olma ortaktır diyorum. Bakın bunu unutmayın. Bu bütün karasal bitkilerin ortak özelliğidir. Dokuya sahip olma karayosunlara yerel toplarında olmaz. Gerçek köke sahip olma karayosunlarında olmaz diyoruz. 15. soru. Tropikal yağmur ormanları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. Bakın tropikal yağmur ormanları tür çeşitliliğinin en yüksek olduğu yer. Biyoçeşitliliğinin en fazla olduğu yer. Tür çeşitliliği çok yüksek. Toprakta besleyici minerallerin oranı daima çok yüksektir. Değil arkadaşlar. Toprağa mineral düşer düşmez bitkinin kökleri mineralleri hemen alır. O zaman burada neyin savaşı var? Bir, yukarıdaki ışığın, iki, aşağıdaki mineralin kavgası var. Yani tropikal yağmur ormanlarında iki tane çok ciddi rekabet var. Bitkiler için söylüyorum. Bir ışık rekabeti, bir de mineral rekabeti var. Oysa ki biyokütle üretim yüksek, çok yüksek. Bitkilerde üreme yıl boyunca devam ediyor. Çünkü ortam koşulları mükemmel. Sıcaklık ve su çok uygun şartlarda. Habitat çeşitliliği de doğal olarak çok yüksek. Ama her daim çok yüksek mineral yoktur. Mineralin düşer düşmez bitme riski var. Çünkü mücadele var burada, rekabet var diyoruz. 16. soru doğadaki azot döngüsü ile ilgili olarak. Hangisi veya hangileri doğrudur diyor. 16. sorumuza da bakarsak, bakın azot ekosistemlere yalnızca biyolojik azot bağlaması yoluyla karışabilir dersi değil, yıldırım, şimşek gibi etkenlerle de karışabiliyor. Azot döngüsünde yer alan mikroorganizmaların tümü aerobik koşullarda işlev görür değil, anaerobik koşullar da devreye girebilir. Biyolojik yolla azot bağlayan bakteriler yalnızca bakterigillerin kök nodüllerinde değil, mavi yeşil alkler de azot bağlama yeteneğine sahip. Bitkiler topraktan azotu amonyum ve nitrat formunda alabilir. Alabilir, bunda bir problem yok. Bitkiler bu yolla alarak ne yapıyor? Kendi amino asitini sentezleyebiliyor. 20 çeşit amino asiti böylece sentezleyebilme kabiliyetine sahiptir diyoruz. 17. sorumuz aynı habitatı paylaşan ve benzer ekolojik nişe sahip olan rekabet olan canlılarda farklı iki tür aynı rekabeti yapacaksa yani aynı besin için rekabete, aynı ortam için rekabete girecekse işte bundan bahsediyoruz. Aynı habitatı paylaşan ve benzer ekolojik nişe sahip iki türle ilgili olarak hangileri doğru durum bulmaya çalışıyoruz. Bu türlerden birisinin ekolojik nişini değiştirmesi durumunda aynı alanı birlikte kullanmaya devam etmeleri beklenir. Buna biz ekolojik nişini değiştirmeye bu karakter kayması diyoruz. Bakın rekabet 3 aşamalı arkadaşlar. Bakın rekabet 3 aşamalı. 1. Elenme. 2. Kaynak paylaşımı. 3. Karakter kayması diyoruz. Karakter kayması. 3 aşamalı bu. Şimdi bir elenme. Elenme iki canlı arasında ciddi sorunlar oluşturabilir. Birinin yok olmasına sebebiyet verebilir. İki kaynak paylaşımı. İki canlı diyor ki kaynağı beraber ortak paylaşırsak aynı habitatı paylaşabiliriz diyor. Üç karakter kayması. Birinin özelliğini değiştirmesi. Şimdi bu olur. Ortamda kullandıkları kaynaklar sürekli olarak artarsa bu türler arasında rekabet artmaz, azalır arkadaşlar. Bu yanlış. Bu türlerden biri her zaman diğeri üzerinde avcılık baskısı da kurmaz. Bakın, avcılık bir canlının diğerini yeme olayıdır. Predatör dediğimiz süreç budur yani. İşte aslan geyiği avlar, geyiği parçalar yer. Bu predatörlüktür, avcılıktır. Ama aynı habitatı besin için paylaşan, alan için paylaşan iki canlı rekabete giriyorsa birbirini yeme değildir bu. Ortamdaki bir yapı için, besin için olur, ortamdaki su için olur, barınma için olur. Bunun için iki canlı birbiriyle rekabete girer, biri diğerini üstün kılar. Şöyle düşünün. Şimdi herkes sınava hazırlanıyor. Sınava hazırlanırken biri diğerinden daha fazla çalışıyorsa onun kazanma hakkı olasılığı daha yüksektir diyoruz. İşte bu bir rekabettir. Bu rekabette bir sene içerisinde zamanı çok iyi kullanan, efendime söyleyeyim, çok iyi ders çalışan, herkes aynı sınava girecek.
çok iyi ders çalışan diğerine nazaran bir kademe daha üstte olacak demektir. İşte burada rekabette böyle anlatabiliriz. O zaman doğru cevabımız bizim ne oluyor arkadaşlar? Aşık oluyor. 18. soru. Sistemlere geçtik şimdi. Bir sinir hücresinden diğer bir sinir hücresine uyartı gönderilmesi sürecinde gerçekleşme sıralaması. Bu önemli bir soru tipi. Şimdi bakın bir tane sinir hücremiz var. Başka bir sinir hücremiz var. Şimdi bu sinir hücremizin aksonucu bu sinir hücremizin de dendriti bu. Dendrit. Şimdi bir sinir hücresinden diğer bir sinir hücresine geçiyor. Yani burada sinir hücrelerine baktığımız zaman bir sinir hücresinden diğer bir sinir hücresine geçişte sinaps dediğimiz olaylar vardı hatırlayın. Bir sinir hücresinin akson ucunda nörotransmitter maddeler var. Bu nörotransmitter maddeler kalsiyum kanallarının açılıp kalsiyum kanalları nörotransmitter maddelere bağlanıyor. Egzositoz yoluyla bu nörotransmitter maddeler sinaps boşluğuna katılıyor. Dendritte var olan reseptörlere bu nörotransmitter maddeler bağlanınca dendrit depolarize oluyor. Depolarize olması demek sodyumun içeriye girmesi demek. Yani senden gelen bilgiyi kabul ettim demek. Şimdi bunun sıralamasını soruyor bize. Bu sıralama nasıldır diye. Şimdi ilk önce bir okuyalım. Kesiciklerin içerisinde bulunan kimyasal madde egzositoz yoluyla sinaps boşluğuna pompalanır. Egzositoz olayı buradaydı. Uyarıyı alan sinir hücresinin voltaj bağımlı sodyum kanalları açılarak uyarıyı alan sinir hücresi bu. Demek ki egzositoz burada gerçekleşiyor. Uyarıyı alan sinir hücresinin gerçekleştiği yerde burası. Demek ki bu bundan önce. Kalsiyum iyonları kesiciklere bağlanır. Daha olay buradayken kalsiyum kesiciklere bağlanacak. Uyartıyı gönderen sinir hücresinin akson ucuna aksiyon potansiyeli ulaştığında demek ki ilk önce bunu alacağım. İlk önce aksiyon potansiyeli gelecek. Sonra kalsiyum kanalları kesiciyi açacak. Sonra kalsiyum kanalları kesiciyi açtıktan sonra nörotransmitter maddelere bağlanıp egzositoz yoluyla sinaps boşluğuna katılacak. Sonradan da voltaj bağımlı kanallar açılacak. O zaman doğru cevabımız bizim Bursa'dır diyoruz. Evet, 19. sorumuza bakarsak memeli kulağına ait olan bilgilerden hangisi yanlıştır diyor 19. soru. Yanlışa bakalım. İç kulak kafatasının temporal kemiği içerisinde yer alır. Temporal kemik burada arkadaşlar. Evet, şakak kemiği dediğimiz yerde yer alır. Doğrudur. İç kulağın işitme ile ilgili olan bölümü kohleadır. Onun içerisinde de kort organı vardır. Kohlea titreşen sıvının enerjisini aksiyon potansiyeline dönüştürür. Gayet güzel. Çünkü orada kıllı reseptör hücrelerimiz var bizim. Oval penceredeki titreşimler kohlea içindeki sıvıda basınç dalgası oluşturur. Bu da zaten sesin titreşimini meydana getirecek. Doğrudur. Sesin perdesi oval pencere tarafından ayırt edilmez. Kohlea tarafından, bazal lamina tarafından, kort organı tarafından ayırt edilir. Doğru cevap B şıkkıdır diyoruz. Hangisi hipofiz beziyle bağlantısı yoktur diyor. Hipofiz beziyle bağlantısı yokturun. Cevabı da şu. Bakın hipofiz bezi hipotalamusa bağlantılı. Şimdi tiroksin kortizol demiş. Şimdi var mı bir bağlantısı yani hangisi? Sinin hipofiz beziyle bağlantısı yoktur diyor. Şimdi bakıyorum. Tiroksin TSH hormonu hipofiz bezinden salgılanacak. Hipofiz bezi TSH salgılayacak. TSH gelecek tiroid bezini uyaracak. Tiroksin hormonu üretecek. ACTH hormonu gelecek böbrek üstü bezinin korteks kısmına oradan kortizol hormonu ürettirecek. Var. FSH, LH gibi hormonlar gelecek. Ne yapacak? Testosteron, östrojen gibi hormonları tetikleyecek. Var. Kortizol, aldosteron, bakın ACTH hormonunun etkinliği, ACTH hormonu, kortizol, aldosteron hormonu, böbrek üstü bezinin korteks kısmı var. Ama kalsitonin, paratormon, kalsiyum iyonlarına bağlı. Yani hipofiz beziyle bir ilişkisi yok bu işin arkadaşlar. Kalsiyum iyonlarına bağlı. O yüzden kalsitonin paratormonu görüyorum. Büyüme hormonu, tiroksini zaten TSH söylemiştik. Büyüme hormonu da STH hormonu. STH hormonu zaten bir büyüme hormonu doğrudan kendini gösterecek diyoruz. 21. sorumuza bakarsak, 21. sorumuz bir sıralama sorusu bu da. İskelet kasının kasılması sırasında yüksek enerjili miyozinin çapraz bir köprü oluşturarak aktin üzerindeki özgül bölgeye bağlanması sürecinde meydana gelen olayların gerçekleşme sıralamasını soruyor. Gerçekleşme sıralaması bizim biraz önce anlattığımız olaya da benziyor. Bakın burada da yine sinir hücresinin bu sefer kas zarıyla bağlantısını görüyorsunuz.
kaslarıyla bağlantılı. Bu kasların da çizgili kasa T tübüller, sarkoplazmik retikulum, sonra aktin miyozin iplikleriyle bağlantı kuracak. Şimdi buradan o zaman yola çıkarak ilk önce bir motor nöron olması lazım ki bu bağlantıyı kurabilsin. O zaman diyorum ki motor nöronun sinaptik ucundan salgılanan asetil kolinin postsinaptik kas hücresini depolarize etmesi. Yani buradaki nörotransmitter madde egzositoz yoluyla ne yapıyor? Kaslarındaki reseptöre girecek, bağlanacak. Buradaki olayda aksiyon potansiyeli oluşturacak, depolarize meydana getirecek, sodyum içeriye giriş yapacak. Yani senden gelen bilgiyi kabul ettim demektir. O zaman 4 ile başlayacağız. Şimdi 4 ile başlamayan şıkları ne yapıyorum? Ben eliyorum. 4 ile başladıktan sonra ne olacak? Şimdi bakın burada aktin üzerindeki miyozinin bağlama bölgelerinin açığa çıkması. Aktin miyozin olay burada gerçekleşecek. Kalsiyum iyonlarının troponin kompleksine bağlanması. Şimdi troponin kompleksi de aktinde var olan protein topları var. Bu protein toplarından bir tanesi troponin. Kalsiyum iyonu gelecek, ilk önce buna bağlanacak. Demek ki kalsiyum bu troponin toplarına bağlandıktan sonra aktin üzerindeki miyozin bağlanma bölgelerinin açığa çıkması kendini gösterecek. O zaman miyozin proteinlerin aktin proteinlerine bağlanması. O zaman sıralamayı yapalım. Şimdi motor nöron sinaptik uçta gelecek. 4'te başladık. Sonra kalsiyum iyonlarının troponin kompleksine bağlanması olacak. Buna bağlanacak. Sonra aktin üzerindeki miyozin bağlanma bölgelerinin açığa çıkması ve sonradan da aktine bağlanması diye karşımıza çıkacak 21E'dir diyoruz arkadaşlar. 22. sorumuza bakarsak hangilerinde sindirim enzimi bulunmaz? Hangilerinde sindirim enzimi bulunmaz derse? Bakın burada da sindirim sistemiyle alakalı bir sorun. Şimdi burada da bakın tükrükte sindirim enzimi var mı? Tükrük sıvısında var. Hangi sindirim enzimi var? Amilaz. Gastrit sıvısı yani mide sıvısında sindirim enzimi var mı? Var. Hangi enzim var? Pepsin. Pepsinojendi. Pepsine dönüşecek. Pepsin. HCl'le neye dönüşecek? Pepsinojen neye dönüşecek? Pepsine dönüşecek. Var. Safra sıvısının içerisinde sindirici enzim yok. Yani safrada sindirici enzim bulunmaz diyoruz. Safrada yok. Pankreatik kanal sıvısı. Bakın burada ise çok fazla enzim var. Tripsinojen, kimotripsinojen, amilaz, lipaz, işte gibi birçok enzimi, DNAz, RNAz gibi enzimleri görebiliyoruz. O zaman doğru cevabımız hangilerinde sindirim enzimi bulunmaz dediğinde doğru cevabımız Bursa'dır diyoruz. 23. sorumuza bakarsak insandaki kan damarları atar damar, kılcal damar ve toplar damardan oluşuyor. Hangileri söylenebilir diyor 23. soru. Şimdi kan basıncı ve kanın akış hızı en düşük damar toplar damardır. Bakın burada kelime oyununa dikkat edin. Kan basıncı evet en düşük ama kanın akış hızı en düşük değil. Kanın akış hızının en düşük olduğu yer neresidir? Kılcal damardır. Kan basıncı ve kanın akış hızı en düşük. En düşük kanın akış hızı toplar damar değil, kılcal damar. O yüzden gitti bu. Biri elediniz arkadaşlar bakın. Biri elediniz. Şimdi iki kesim var zaten. Üçe bakıyoruz şimdi. Yüzey alanı en geniş olan ve doku sıvısıyla madde alışverişini yapan kılcal damardır. Bingo doğrudur diyoruz. Doğru cevap C şıkkıdır diyoruz. 24. sorumuza bakalım. İnsan kanında karbondioksitin taşınması sırasında gerçekleşen tepkimeyi vermiş hangisi söylenemez? Bakın böyle soru tipleri de geldiğinde eğer siz böyle bir reaksiyon görüyorsanız bu reaksiyonda karbondioksit de başlamış ve bir karbonat iyonu bir hidrojenle bitiyor ise bilin ki bu doku kılcallarında gerçekleşiyor demektir. Doku kılcalları. Bunun tersi de akciğer kılcalı olur. Şimdi doku kılcalında gerçekleşiyorsa karbondioksit su karboksipeptidaz enzimiyle ne yapıyor? Karbonik asitle. Buradan da iyonlaşıyor. Bir karbonat hidrojen iyonlarına dönüşüyor. Sonra bu hidrojen iyonları alyuvar içerisinde hemoglobinle birleşiyor. HbH oluyor. HCO3 ise plazmaya geçiyor. Plazmaya geçiyor. Ve plazmaya geçerek taşınım gerçekleşiyor. Bunun da ana mantığı şu. Kan da arkadaşlar karbondioksit miktarını yükseltmemek, minimuma indirmek. Bakın kanda karbondioksitin bu şekil bir karbonat iyonuyla taşınımı %70. Plazmada doğrudan plazmada karbondioksitin taşınımı %7. Bir de hemoglobinin bizzat karbondioksiti taşıması var. O da %23.
Yani niye %100, %98 oranında ya da %70 oranında karbondioksit taşınmıyordu, %23 oranında bu şekilde taşınıyor? Taşınsaydı asitlik çok fazla yükselirdi. Bu da bizim yaşamımızı desteklemezdi. O yüzden bir karbonat iyonuna ihtiyaç duyuyoruz biz. Şimdi hangisi söylenemez? Nerede gerçekleşiyor? Eritrositlerde gerçekleşiyor. Söylenir. Karbonik anhidraz enzimi görev yapar. Tabii ki görev yapar. Söylenir. Doku kılcallarında gerçekleşir. Evet. Oluşan bikarbonat iyonları plazmaya taşınır. Doğru. Açığa çıkan hidrojen iyonları serbest kaldığı için kan pH'i önemli derecede düşer. Serbest kalmıyor. Hemoglobin hidrojeni tutuyor arkadaşlar. Serbest kalan bir şey yok. 25. sorumuza bakalım. İnsan vücudunda mast hücrelerine ve bazofillere bağlanarak onları antijen bağlanmaya duyarlı hale getirip histamin salınımının gerçekleşmesini, inflamasyon ve alerjik reaksiyonlara tepki vermesini sağlayan nedir derse immünoglobulin E'dir diyorsunuz. Bu alerjik reaksiyonlarda kendini gösteriyor. Şimdi gelin diğerlerini bir tanımaya çalışalım. Bakın G en küçük antikor çeşidi burada ama vücudumuzda bulunan en fazla antikor. Yani bizim ikincil bağışıklık, ikincil humoral bağışıklığın oluşumunda görevli olan bir antikor çeşidi. Bizim vücudumuzda immünoglobulin G varsa bilin ki biz bu hastalığa karşı antikorumuz sağlam var demektir. İşte COVID aşısı birinci aşıdan sonra ikinci aşıya özellikle vurulmamızın nedeni, vurulanlar için söylüyorum, immünoglobulin G seviyesini üst seviyede tutup uzun vadede tutabilmek. Şimdi bu plasenta ile anneden çocuğa geçen antikor çeşidi arkadaşlar. M ilk defa hastalanıyorsanız, bakın ilk defa hastalandığınızda kanınızda immünoglobulin M vardır. En büyük antikordu. Kanınızda M varsa bilin ki hastalığınız hala tam anlamıyla iyileşmiş değilsiniz demektir. A'ya bakarsam, bakın A sıvılarda kendini gösteriyor. Sıvı salgılarda yani mukustur. İşte burunda olur, soluk borusunda olur, midede olur. İmmünoglobulin A sıvılarda ve sütte. Yani sıvılarda deyince işte süt, mukus bunu kendini gösteriyor. Bu da bağışıklık sisteminde karşımıza çıkıyor. İmmünoglobulin D de plazma hücrelerine dönüşümü sağlıyor. Dönüşümü. Yani B lenfositlerinin plazma hücrelerinde dönüşümde destek sağlıyor. E de alerjik reaksiyonlarda kendini göstermekte. İşte. 26. soru insan böbreklerinde glomerulustan süzülen süzüntü nefronların hangi kısmına geldiğinde kana göre en yüksek hiperozmotik değer yani yoğunluğu en fazla olan. Şimdi bakın glomerulus, Bowman kapsülü, proksimal tüp, henne kulpunun aşağı inen kolu, henne kulpunun yukarı çıkan kolu ve tekrar aşağı inen kol var. Şimdi bakalım proksimal tübülün sonu. Proksimal tübül, bakın glomerulus Bowman kapsülü, proksimal tüp, henne kulpu, distal tüp, idrar toplama kanalı. İdrar toplama kanalı. Şimdi proksimal tübünün sonu burası. Şimdi buradaki yoğunluk birbirine yakınlık seyredebilir. Eşdeğer çünkü geçişler olacak. Henne kulpunun inici kolunun sonu. Bakın inici kolunun sonu. Ha, burası şimdi önemli. Şimdi burada aşağı inerken ne geri emiliyor? Su geri emilir diyoruz. Bakın su o kadar ciddi geri emiliyor ki maddesel yoğunluk burada artıyor. Hangi maddenin yoğunluğu? Ürenin yoğunluğu ve tuzun yoğunluğu artıyor. Bakın burası 300 ozmolaritesi varsa, 300 ozmolaritesi varsa yoğunluk olarak burada 1200'lük bir ozmolariteden bahsediyoruz. Buradaki yoğunluk çok ciddi arkadaşlar. Henne kulpu çıkıcı kolun, bakın henne kulpu çıkıcı kolun kalın kısmı. Henne kulpun çıkıcı kolunun kalın kısmı. İnce sonra bir kalınlaşma süreci başlıyor. Burada da hiperozmatik değil, hipoozmatiğe doğru kayıyor. Sebep? Çünkü burada ne geri emiliyor? Tuz geri emilir. Tuz geri emiliyor. Ne geri emilmiyor? Su geri emilmiyor. Su geri emilmediği için su oranı yükseliyor. Tuz oranı düşüyor. Bu sefer de hipoozmatiğe doğru kayıyor. Distal tüp hipoozmatik. Toplayıcı kanalın başı. Bu da hiperozmatiğe yakın da olsa tam hiperozmatik değil.
Çünkü hala su toplayıcı kanalın başında bir geri emilim devam edecek. O zaman en yoğun yer penne kulpu ve onun paralelinde toplayıcı kanalın sonu hiperozmatiktir diyoruz. Doğru cevabımız bizim son burasıdır diyoruz. 27. soru, son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi insanda gonadların ana görevlerindendir? Yani üreme ana hücrelerinin ana görevlerindendir diyor. Üreme ana hücresinin ana görevi nedir arkadaşlar? Hormon ve gamet üretmek. Yani zaten üreme ana hücresi mayoz bölümüne geçirerek ne yapıyor? Sperm ve yumurta hücresini üretiyor. Sperm ve yumurta yani bir gamet üretimi kendini gösterecek. Hormon ve gamet üretimi diyebiliriz. Diğerleri çok kendini göstermez. Evet arkadaşlar, böylelikle tanıtım dersimizi bitirdik. Burada da işte bizi takip etmeyi unutmayın. Telefon numaralarımız falan var. Evet. Bu ayın 19'unda da bir hızlandırma sürecimiz olacak. Instagram'dan bizi dinleyen arkadaşlar, öğretmen adayları, bekleriz. Her daim biz buradayız. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dersimizi burada bitirdik.